Mesela Facebook'ta, Twitter'da yeni anne olanlar hepsiyle yazışıyoruz. İşte sen ne yaptın, sen ne ettin, şu an hangi dönemde falan diye sürekli onlar bana bildiriyorlar, ben onlara bildiriyorum. Güzel bir süreç. Her anne gibi ayrı kaldığı birkaç saatte bile yavrusuna büyük özlem duyan Esra Erol, İdris Ali ile hasret giderdikten sonra şimdi de fotoğraf stüdyosuna geçiyorlar. Dört buçuk aylık oldu İdris Ali, Esra Erol'la birlikte nasıl pozlar verdi? Minik İdris Ali'nin poz vermesi o kadar da kolay olmuyor. Arkada kalabalık bir ekip dikkatini çekmeye çalışırken Esra Erol da şarkılar söylüyor. Kırmızı balık kaç kaç. Gerçekten mesela bütün günün öyle geçiyormuş. Makyajlar, fotoğraf çekimleri falan filan. Her gün o vaziyette böyle. Ay. Çok zor. Çok. Çok zor. Bir de günlük program yapan biri olarak. Yani mesela benim buraya gelmem bile işte sabah 8. Buraya gel, makyajı yap, hazırlan, buradan çık, makyaj sil, bir daha makyaj yap, yayına çık. Sonra eve git, perişan oluyorsun. Peki İdris Ali'yi götürüyor musun şeye, yok, stüdyoya filan? Evden çıkıyorsun, çıkış o çıkış. Tabii saat 2'de çıkıyorum. Kanala gidiyorum. Çok yakın zaten. Ha. Kanala gidiyorum. Sen kanala yakın olsun diye yeni bir eve mi taşındın? Evet. Helal olsun sana. Evet. Çünkü o fedakarlığı istiyor. E tabii istiyor yani çocuğa. Reklam arası eve gidip emziriyor. Mesela dekorun hazırlanma zamanında deli gibiydik. Dekor hazırlanıyor ve sürekli orada olman lazım. Yayına çıkmamıza son bir gün. Ben her işte 2 saatte bir eve gidiyorum. Hemen yarım saat çocuğu emziriyorum. Tekrar geliyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Saat böyle Nazlı diyor ki sen 2 saat oldu. Okey ben arabayı atlıyorum. Eve gidiyorum. Çocuğu emziriyorum. Tekrar geliyorum. Dekorda yani, ne yapıyorsun? Başında mı bekliyorsun? Ben başında bekliyorum. Öyle huylarım var. Şaka diyorsun.